Merhabalar. Merhabalar. Bugünkü İngiltere serimizde İngiltere'deki iş yaşamı çalışandan ne bekliyor? Bunu konuşacağız. Biraz da sevgili Baran'la bu sefer sohbet tadında bir video yapalım dedik. Çünkü Türkiye'de de iş yaşamı çalışandan bir şeyler bekliyor. Kimi İngiltere'ye benziyor, kimi İngiltere'ye benzemiyor. Buralardaki benzerlikleri, farklılıkları, hiç bilmediğimiz ilginçlikleri İngiltere ölçeğinde iş yaşamının çalışandan beklediklerini konuşalım istiyoruz. Evet sevgili Barancığım, başlayalım. Ne bekliyor İngiltere'de iş yaşamı? İyi kalpli gelenler. Merhabalar Cem Bey tekrar. Evet. Şöyle aslında iş yaşamı özellikle inşaat sektörü özelinde Türkiye ile İngiltere arasında çok benzeşiyor. Yani hem çalışanların profilleri, yani Türkiye'deki planlamacı profiliyle İngiltere'deki planlamacı profili çok benziyor. Türkiye'deki sahacı profiliyle İngiltere'deki sahacı profili çok benziyor. Dolayısıyla aslında sektör içerisinde ülkeler farklı da olsa bu böyle bir homojenlik var roller arasında. Çok enteresan. Bu İngiltere'de de bu şekilde hani rollerden beklenen. Tabii ki farklılıklar var. Türkiye'dekine göre biraz daha az olan da fazla olan rollerde var sorumluluk bazında. Ama genel olarak çalışanların profilleri, sorumlulukları çok örtüşüyor. Bunu söyleyebilirim beklenti açısından. Seni şaşırtan ne oldu İngiltere'ye ilk gittiğinde? Yani böyle bir ben bunu beklemiyordum ya da tam beklediğin gibi oldu gibi. Ya şöyle ilk şaşırtan konu şu oldu. Bir kere hani şöyle bir genel bilgi vereyim. İngiltere'de şöyle bir sistem var. Beyan esas. Sizin şahıs olarak, kişi olarak söylediğiniz sözün bir karşılığı var ve bunu esas kabul ediyorlar. Bu nereden, niye bu örneği verdik diyebilirsiniz. Ben şu ana kadar İngiltere'de çalıştığım İngiliz firmalarda işe girerken sordukları evraklar arasında herhangi bir diploma, mezuniyet belgesi gibi ya da işte bitirdiğimi söylediğim kursların sertifikaları gibi şeyler sorulmadı. Bana en ilginç gelen buydu. Hani Türkiye'de iş değiştirirken diploma geliyor. Şimdi ben onlara Türkiye'den okumuş bir inşaat mühendisi olarak bana diploma dahi sorulmaması açıkçası en çok şaşırdığım şeylerden biriydi. Dolayısıyla hani beyan bu kadar önemli olunca beklentiler arasında da sizin dürüst ve açık iletişim kurabilen bir insan olmanız da bence ilk altı çizilecek madde oluyor. Ama dürüstlük şöyle önemli bence. Şimdi bir sistem kuruyorsanız ve bu sistemde çalışanların dürüst olmadığını varsaydığınız zaman, ki ne yazık ki ülkemizdeki anlayışta bu var. İşte bilgisayarsız çalışırken arkanıza gelen bir patron veya yönsün ne yapıyor, kahve falımı açıyor bilmem ne falan. Sürekli bu tedirginliği yok etmek. Şimdi bu yapıldığı zaman artık o sistemin zaten işlemesi mümkün. Yani dürüst olmayan insanlarla, ki işte PMBOK'ta da proje yönetimi PMI'ın şeyinde de etik çok ağırlıklı. Kesinlikle. Çünkü bu aslında birinci madde. Yani dürüst olmayan bir insan topluluğu, hatta tek insanın dahi olması yeterlidir, bir sistem inşa edemezsiniz. O zaman kuracağınız sistemde işi değil, dürüst olanları kontrol etmek üzerine bir yapı kurmanız lazım. Böyle bir yapı olunca da araç amaç olmuş oluyor. Ya o araç amaç bizim burada en iyi performansla minimum kaynakla maksimum geliri, maksimum karlı. Biz bunun için çalışıyoruz. İster evinden çalışır, ister okyanusyadan çalışır, ister üstüne bilmem ne giyer, ister giymez, sakallı olur, bıyıklı olur, ne olursa olsun. Bunlar bizi ilgilendirmez. Bunun seçimleri bizi ilgilendirmez. Bizim için sonuç karlılıktır ve maksimum kar. Biz bu sonucu ne yazık ki kenarda bırakıp şekiller üzerinden, çünkü işte bunun nedeni de dürüst olmayan, dürüstlük üzerine bir yapıyı kurmamamızda. İngilizler peki dürüst olmayanlarla karşılaşır. Çünkü şu anda benim bu söylediklerimi izleyenler şöyle diyecek. Peki bizi kandırmak için, ki bu niyette ne yazık ki çok insan da var.
sadece Türkiye'de değil, İngiltere'de de var, dünyanın her yerinde de var. Peki böyle insanlarla karşılaşınca nasıl yaptırımlar uyguluyorlar? Sistemi orada kapamalılar ki bunun ortaya çıkmaması lazım. Yani bu yapıyı kurduğunuz zaman bunun karşılığını da... Doğru. Ne yapıyorlar? Kesinlikle. Aslında bu sistemi dediğiniz gibi ayakta tutan şeylerden bir tanesi de bu. Bunu baskı ya da böyle sizi sürekli bir sorgu altına tutarak değil, bunu fark ettikleri anda ve bunu fark etmek çok kolay. Çünkü hani siz mühendis olduğunuzu söyleyip mühendislik arka planınız yoksa, eğitiminiz yoksa bunu anlayabilecek kapasiteye sahipler. Ve zaten siz bunu işe girerken yazdığınız sözleşmede iş akdinizin sonlandırılması olarak karşılığı var, bu bir. Ama daha önemli sonucu, beyan esas olduğu için işe girerken referanslarınız çok önemli. Siz son ayrıldığınız işinizden bu şekilde ayrılırsanız bir sonraki işinize yerleşme ihtimaliniz çok 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 zor. Dolayısıyla ben açıkçası burada ne duydum, ne karşılaştım, ne de buradaki İngiliz çalışma arkadaşlarımdan da buna yönelik herhangi bir soru yaşamak oluyor. Çünkü zaten bu sistem sizi dürüst olmaya yöneltiyor. Mecbursunuz. Başka türlü hayatta kalamaz. Bunun Türk olmuş, Alman olmuş, Uganda olmuş değil. İngiliz için de geçerli. Çünkü sistem böyle işte. Benim danışmanlık verdiğim firmalarda, sayısız firmayla çalışma fırsatım oldu. Çünkü eğitim verdiğim firmalarda hep onu söylüyorum. Bir kere önce insanın dürüstlüğünü bakın. Bırakın o bitirdiği okulları yaptı. Önce dürüstlük. Yani bu yoksa zaten geri kalan kısma gitmeyin, uğraşmayın. Bunu sağladıktan sonra da bırakın artık onu kontrol edilmeyi. Çünkü ondan daha çok verim almak istiyorsanız onu özgür bırakmanız lazım. Ama kesinlikle. Çok sert, biraz önce dediğin gibi, bunu yapmadığın zaman kapının önünde bulursunuzun da altını çizin. Bizde o da yok. Bizde insan çıkarmada da çok böyle tereddütle yaklaşıyorlar. Ya işte ekmek kazandırıyor, para kazandırıyor, ya yapmayalım, yazık, günah çocuğu var. Yok böyle bir şey. Yok, onun yaptığı yanlış bütün sisteme, senin eve götürdüğün ekmek parana da tecavüz etmiş oluyor. O arkadaşın yaptığı etik dışı çalışma tarzı senin emeğini çalmış oluyor. O saklanarak... Bu bir takım oyunu zaten. Aynen, futbolda vardır ya, saklanarak oynayan oyuncular vardır. Bir iki kişi böyle o ana oyuncu koşar, özellikle orta sahada çok vardır böyle oyuncu. Ne yazık ki Türkiye'de de ben çok bu tip insanlarla karşılaştım. Yani doğru. Böyle kenarda köşede saklanarak işte diğerinin emeğinin üzerinden çalışır, maaşlarına bakarsınız aynı alır. Şimdi bu olmaz. Bu emek hırsızlığına izin vermek. Bu tip insanları hızla kadrodan çıkarmak lazım. Çünkü bunlar aynı COVID gibi, eskiden Trojan diyordum, virüs. Girdiği zaman yayılıyor. Virüs bunlar. Bunları yani benim bütün eğitimlerimde, bütün danışman firmalarına verdiğim insan kaynakları hizmetlerimizde de bu tip insanları tutmayın. Hemen hızla uzaklaştın. Çok tehlike yapıyorsunuz. Var ya böyle çürümüş bir meyvanın bütün meyvelere zarar vermesi gibi kese kağıdının içinde. Aynen bu da böyle. Evet, dürüstlük benim de çok 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 önemsediğim ve masla olmaz. Yani her şeyi bunun üzerine kurmamız lazım. Yani bence bir iş yerinde etiği önce anlatmak lazım. Yani İngiltere bu işi çözdüğü için onun için konuşmuyorum. Ben bizim ülkemizdeki sıkıntı açısından. Önce etik, ahlak. Ahlak değil, bir sürü şeye gidecek konu da, neyse çok da dağıtmak istemiyorum. Tamam. Oradan tamam, peki. Bu noktadan o zaman hemen şuradan bir bağlayayım. İkinci, yani dolayısıyla sizin CV'nizde yer alan iş görüşmesinde ne vaat ediyorsanız onu istiyorlar. Fazlasını değil, eksiğini de değil. Kendini eğer sat demiyorlar yani. Kendini evet, sat yani demiyorlar. Sizin... Bizde bir de öylemiş. Kendini sat. Yok Allah yok. Allah. Malzeme misin? Kendini iyi sat abi. Abla, kendini sat, orada işi kaparsın. Kendini sat, yani yalan beyan yap diyor ya. Bunu tecrübeliyiz. Yok, yok, burada... Abiler, ablalar kardeşlerine bunu öneriyorlar. Kendini sat. Burada çok zor bir durumda bulabilir bunu yapan İngiltere'de kişiler. Kendilerini gerçekten hani sonraki işlerinde de. Benim için daha çarpıcı olan konulardan bir tanesi kişisel gelişime inanılmaz önem veriyorlar. Ve sizden kişisel gelişiminize devam etmeniz isteniyor. Ve bu her yaş aralığında. Yani ben hani yaklaşık 18 yıldır
bu sektörde çalışan bir insan olarak sen artık oldun, hani daha fazlası gibi değil. Sizden de yani deneyiminizden bağımsız olarak bu ilerlemenize devam etmenizi bekliyorlar ve bunu da destekliyorlar. Bu bir size eğitim aldırmak olabilir. Ya da hani başka bir proje değişikliği, alan değişikliği olabilir. Ama sürekli kişisel gelişiminizi destekliyorlar. Ve bu konuda çok başarılı bulduğumu söylemem lazım. Hem danışmanlık zamanında birçok farklı projede ve firmanın içinde bulunma şansını elde ettim. Farklı insanlarla tanışma şansını elde ettim. En çok dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi buydu. Herkesin kişisel gelişimine önem veriyorlar. Baran, bir de bunu söylemek istedim. Kaptama yapacağım. Tabii. Bu önemli. Şimdi insan kaynaklarında da önemli bir trend, eğilim diyeyim, var. O da şu: bir takım bilgileri, eğitimleri almış olup bilmekten daha önemli bir şey var. Öğrenme potansiyeli, öğrenme kapasitesi. Primavera 6-0. Doğru. Okey. Ama yarın Primavera 16-0 çıktığında bu arkadaşa öğrenmeyi istekli olup bu kapasitede mi? Oysa ki işte genç arkadaşların önündeki duvar geliyor ya, bunu bileceksin. Bakıyor adam CV'ye, insan kaynakları. Ne yazık, Türkiye'de belki uzun uzun konuşmamız gereken insan kaynakları yöneticileri ve personeli de inşaat sektörü konusunda yeterli yetkinlikte değiller. Çok yetkin insanların karşısına hiç de yetkinlikte olmayan müdür, koordinatör gibi insanlar çıkıyor ama onlar sadece kartvizit ünvanları. İnsan kaynakları da Türkiye'nin ne yazık ki gelişmemiş alanlarından biri. Şimdi burada bakılması gereken, işte genç arkadaşların feryat edip de çok da haklı oldukları nokta şu: onlar evet bir programı senin tecrübende Baran bilmelerini beklemeyeceğiz. Ama öğrenebilecekler mi? O öğrenme kapasitesi, öğrenme potansiyeli var mı? Geçen bir video yayınında nasıl iş buldum diye. Ki önümüzdeki günlerde genç bir inşaat mühendisi kendine nasıl yatırım yapmalı diye de bir videomuz olacak. Burada, ben bahsettiğiniz videoyu izledim. Bu arada çok keyifli. Ben genç izleyen arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza kesinlikle tavsiye ederim. Mersin'i de tebrik ederim bu arada. Sağ ol sevgili Mercedes'er. Mercedes'er. Şimdi yani bu arkadaşın gözünden anlıyorsunuz bir öğrenme kapasitesi var, öğrenme potansiyeli var. Ve böyle o kadar çok gençle tanıştım ki ben Anadolu'da, İstanbul'da. Anadolu'dan altını çiziyorum çünkü Anadolu'daki arkadaşlarım da işte üniversiteleriyle ilgili bazı barışık olmayan noktalar var. İşte biz İstanbul'da üniversiteye falan. Evet, böyle bir şey var ama asıl önemli olan, ben hep çalışma arkadaşlarıma şunu derim: bir insan kaynak hizmeti verirken CV'den, özgeçmişten önce o insanın gözlerine bakın. Özgeçmişten çok daha fazla şey anlatır gözden. O öğrenme, iştah, potansiyeli, kapasitesi olanları takıma almak lazım. Ekleyeyim bu noktada. Bir şey daha ekleyeyim. Sözünüzü kestim, özür dilerim. Burada bir de bu hani kişisel gelişim dedik. Buna bir de sorumluluk duygusu. Sorumluluk almaya da eklemek lazım. Çok güzel. Harikasın. Yani sorumluluk alacak. Aidiyet. O takıma ait olmak. Şimdi arkadaşlar, yani çözümün bir parçası olacak. O sorumluluğu taşıyabilecek. Aynen. Direktif almak yerine kendisi alıp götürebilecek bir özelliğe sahip olmak. Yani ben bunu sorumluluk alma isteği olarak kendimce tanımlıyorum. Çok güzel söz. Şimdi bize insan kaynaklarında şu yapılıyor: özgeçmişe bakılıyor. Bu kurslara gitmiş, bu eğitimde gitmiş, burayı bitirmiş. 10 sene, 15 sene, 20 sene, işte zaten o aralık veriliyor ya, 5 sene, 10 sene. Sadece oraya bakıyor. 4 senesi atıyoruz CV'yi, çöpe atıyor. Yani bunun tabii tersi de var. Yaşlı arkadaşlara karşı da bir olumsuz önyargı var. Bu da son derece yanlış. Onu altını çizeceğim. Çok da uzatmak istemiyorum. Burada özgeçmişi öyle okumak değil. O özgeçmiş satır aralığında size o kadar çok şey verir ki, eğer siz okumasını biliyorsanız. Ondan sonra o arkadaşla onun ne kadar iştahlı, istekli olduğunu. Şimdi senin bilginde bir Primavera bilgisi istiyor gencecik yeni mezun bir arkadaştı. Ve o arkadaş da son derece moral bozukluğu, hayal kırıklığıyla o iş görüşmesinden çıkıyor. Şimdi bu değil. O arkadaş bunu ne kadar zamanda öğrenebilecek? Bunu öğrenmek için nasıl bir çabası var? Buna baktığınız zaman ve ben
Hep inşaat, çünkü benim de firmalarım oldu, çalışma arkadaşlarım oldu. Hep gençlerle bu işleri yaptım. İstekli olanlarla bu işleri yaptım. Her konuda, inşaat konusunda da, insan kaynak konusunda, danışmanlık konusunda her zaman genç, iştahlı, istekli insanlar. Bu arada gençlerken bir ayrımcılık yapmak istemiyorum. Çok farklı yaşlarda yeter ki istek olmalı. Yani bir takım böyle yaş, cinsel şey, kadın erkek falan buralara girmektense iştahlı mı, istekli mi, öğrenme potansiyeli var mı? Ha, bunu da samimiyetle söyleyeyim. Ne yazık ki bu noktadaki insan sayımız çok yüksek de değil. Ama çok değerli arkadaşlar, korkunç değerli arkadaşlar var. Zaten o değerli arkadaşlar bizim kanalımızı böyle dibine kadar seyredip çok sevgili güzel yorumlarını da altına yazarak kendilerini de gösteriyorlar aslında başka işverenlere. Ben akıllı bir işveren olsam bu kanalın altındaki o yorum yapan insanların o parlak yorumlarına bakarım. Yani çok fark edecek noktalar ama işte yeter ki biz bu eski kafalılıktan kurtulmamız lazım. Evet Baran, ben de laf çok sen devam et. Yok yok, çok keyifli. Ben kesmek istemedim size. Evet. Zaten paralel şeyler aslında anlattıklarınız. Yani burada da genelde hani iş fırsatlarını bekler, çalışan insanları bekler, bekleyen gerçekler arasında dedikleriniz hep yer alıyor. Bu hem işveren açısından da, çalışan kişi açısından da aynı şeyler. Bir şey daha eklemek istiyorum ben. Son bir şey ekleyeyim toparlamadan önce. Bir de iletişime açık olmanız bekleniyor burada. Hani burada hani bu tabii ki çok genel bir kavram. Türkiye'de de böyle bekliyor ama gerçekten İngiltere'de bunun bir derece daha üstte olduğunu söyleyebilirim. Kolay iletişim kurulabilir. Çünkü sonuçta sizinle de daha önceki videolarda da konuşmuştuk. Proje yönetiminin temeli %80 hatta bence iletişimden geçiyor. Ve iş yerindeki başarı da... En büyük hataların %70'i iletişim kopukluğudur PMI'de. Evet. Deklare ediyor ve sadece inşaatta değil, uzay projesi içinde geçerli, turizm projesinde, tekstil projesinde geçerli. Kesinlikle öyle. İletişim. İletişim, bütün o PM Book'u, şu kitabı adamların yazmasının amacı aslında iletişimi sağlamak. Bütün bu kitabın özü bu. İletişimi anlatır aslında. Yani altını yani, doğru okursanız bu şu kitabı, ki bence bütün proje yönetimi bu kitabı okumadan bir yerde bir şey yapacağım demeyin, girmeyin. Yazık olur. Yazık olur. Kesinlikle. Yani ondan sonra çok üzülürsün. Şu PM Book'u iyice içselleştirin arkadaşlar. Katılıyorum. Katılıyorum. Kaldı ki zaten PM Book'un da yani en çok altını çizdiği konu iletişimdir. Hı-hı. Ve hatta yanlış hatırlamıyorsam, hafızamın yanıltmıyorsa %80'i olarak tanımlar. Hı-hı. Proje yönetiminin %80'i iletişim yönetimidir. Communications Management olarak geçer. Bu da hani katılıyorum kesinlikle, en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi. Ben bu arada başka bir şey de değinmek istiyorum. Hep biz ne bekleniyoru konuştuk şimdi bu zamana kadar. Bir de ben ne beklenmediğini söyleyeyim. Sözü aldın ağzından burada. Ben de onları soracaktım sana. Neye kızıyorlar, neyi beklemiyorlar, ne yapmamaları? Şöyle yani burada hani ne beklemedikleri, kimse sizden vaat ettiğinizin üstünde bir şeyler yapmanızı beklemiyor. Örnek veriyorum. Yani sen zaten iş programlarıyla ilgileniyorsun, yatkınsın. Yani şu hakikat işlerle de şey yapar mısın, ilgilenebilir misin gibi ek, sizin işe alınırken görev tanımınızda olmayan şeyleri kimse sizden beklemiyor. Temel ne beklenmiyor çünkü da. Aramızda bir taahhüt yaptık. Biz de senden bunu istiyoruz. Sen de evet ben bunları size vereceğim diye giriyorsun. Ondan sonra hadi şu al da arabayı, patron geliyor. Havaalanından da şunu patronu al demiyorlar tabii size o zaman. Kesinlikle. Öyle bir şey sizin olur. Vaat ettiğinizden fazlasını beklemiyorlar. Hayır. İstemiyorlar. Çay getir falan yok. Toplantı olacak. Hayır, hadi evladım sen gençsin. Şimdi bizim de çaycı bugün nereye gittiyse gelmedi bir türlü falan. Böyle şeyler yok. Yok, ben en gencine de en deneyimlisine de gerçekten hani insanın hak ettiği değeri vererek ve ne vaat ne bekliyorlarsa onun bir tık fazlasını beklemiyorlar. Tabii ki bir tık eksini de beklemiyorlar. Tabii ki. Fazla mesai yapmanızı beklemiyorlar. Hani bizde vardır biliyorsunuz genelde Türkiye'deki iş hayatında ben verimsizlik olarak tanımlıyorum genelde ama bütün gününü verimli kullanamamaktan kaynaklandığına inanıyorum açıkçası. Hani istisnalar kaideyi bozmaz.
Burada böyle bir durum yok. Kimse sizden ofis. Hatta tam tersi, mesainiz bittiği zaman gitmenizi istiyorlar. Çünkü yaklaşım şu. Git dinlen. Yarın bir daha geleceksin zaten. Ve benim sana yani %100'ünle ihtiyacım var. Böyle bir bakış açısı var gerçekten. Aslında ne beklemiyorlar da çalışanlar açısından çok artı şeyler. Hani sizden daha fazlasını sunmanızı, şunu da yap, şunu da yap, şunu da yap gibi şeyleri beklemiyorlar. Bir de fazla mesai için ücret veriyorlar tabii, değil mi çalışan? Tabii ki. Eğer öyle bir durum olursa da zaten bunun hiç, hani bu bir tartışma konusu olabilecek bir şey değil. Değil tabii, çünkü o fazla mesai için direkt. Senin bir dakikanı alıyorsam ben sana o bir dakikanın bedelini vermek zorundayım. Şimdi doğru. Bizde tabii fazla mesainin karşılığı ödenmediği için fazla mesaiyi biz gider değil, kurnazca bir işveren için gelir kaynağı olarak görüyoruz. Ve bu gelir kaynağı içinde de çok da karlı. Tabii ben de o düşen patron olsam bedavaya o 8 saat diye anlaştığım adamı 12 saat çalıştırayım. Onun adam saatini düşürmüş olayım. Ama zaten o anlamda siz proje yönetimi yapamazsınız. Çünkü fazla mesaini yaratacağı adam saati aktiviteye yansıtmanız lazım. Ki o aktivitenin gerçek adam saati ve gerçek verimliliğini bulabilmiş olun. Ama öyle bir şey yok. Hatta karlılık bile getirdiğini düşünüyorsunuz diyeceğim. Çünkü biraz önce söylediğin şey o kadar doğru ki PMI'ın da hep rahatsız olduğu konu sizin motivasyonunuzu, zamanla projeye olan inancınızı, aidiyetinizi de fazla mesai öldürüyor, bitiriyor. Ondan sonra siz dünyanın en iyi iş programını yapın. En iyi iş programcısını getirin. Teknik müdürünü getirin. Kimse o programa inanmıyor. Herkes gülüyor, dalgasını geçiyor. Ve böylece biz de farklı bir sistem inşa etmiş oluyoruz. Ama ne var? İşte en başında o dürüstlükle yola çıkmadınız. Yani yalanları başka yalanlarla, yalanları başka yalanlarla, yalan iş programları, yalan iş bitirimleri. Sonra o yalanların bir kısmı kalıyor. İş bittikten sonra bir bakıyorsunuz yol açılıyor ulaşıma. Aha çökmeler başlıyor. İşte o yalanlardan binayı alıyorsunuz, su geliyor çatısından, penceresinden, en pahalı konutların pencere aralığından su geliyor falan. Ya nasıl olur, ben $1 milyon verdim bu eve. Ya işte bizim usta unutmuş, zaten bizim de sistemimiz yok demiyoruz. Bilmem ne, onu da yapmamak için bin dereden bir su getiriyoruz falan filan. İşte niye dürüstlük? Yine dürüstlük. Müşteriye de olmalı, hizmeti satarken dürüst olmak lazım. Yani aslında en önemli konu etik ve dürüst. Dediğim gibi bunu konuştuktan sonra zaten bütün konuştuğumuz Barancığım bunun altına işlenecek, altına konacak şeyler diye düşünüyorum. Bu videoyu biraz uzattık çünkü ben konuştum. Çok keyifli olan buyum. Sağ ol Barancığım. O zaman son bir eklemem var mı? Ben de kapatayım. 5. videomuza geçelim. Yo, çok teşekkür ederim. Peki. Takip edenler eğer kanalınıza abone olurlarsa, videonun altına yorumlarını beğenilerini iletirlerse, sorularını iletirlerse yine yardımcı olmaya çalışırım ben kendi açımdan. Harika. Siz de yardımcı oluyorsunuz biliyorum zaten. Çok teşekkür ederim. Mesela bu bayağı tartışmaya açık bir konu. Türkiye'de neden böyle, İngiltere'de neden böyle, İngiltere neden İngiltere, Türkiye neden Türkiye'yi konuşabiliriz. Bir sürü şey bunun altına yorum olarak akabilir. Bunların da hepsinin çok değerli bilgiler olduğunu, zaten bir düzelme olacaksa bu seslerimizi çıkara yavaş yavaş bu düzelmenin olacak. Yoksa tepeden birisinin gelip veya bir gün bir rüzgarın esip de bizim birden İngiltere olmamız söz konusu olmayacak. İşte yavaş yavaş bunun doğruluğu üzerine ne kadar çok konuşursak, ne kadar çok yerde bunları şey yaparsak, bu eski kafalı kaynak kullanan yöneticileri, sahipleri, evrim sahiplerini yeni düşünceye de çevirmiş olur. Zaten onlar yeni düşünce çevirmezlerse de kendi kendilerini yok etmiş olur. Bu hayatta kalmanın, mümkün yolu değil, herkes için. Mümkün değil. Değişim. Mümkün. Aynen, değişime ayak uyduracak. Peki, görüşmek üzere. İyi günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.